artık parti ve seçmen arasındaki bağı dolayımlayan yeni bir araç olarak medya çıkıyor. Yani evveliyatına götürebiliriz ama özellikle işte 20. yüzyılın son çeyreğine dayandırılmış bir süreç. Ne oluyor? Bu siyasetin medya üzerinden yapılan, siyasetin profesyonelleşmesi adını verdiğimiz bir süreç aynı zamanda. İşte danışmanların devreye girmesi, siyasal sözün danışmanlar tarafından belirlenen bir şey haline dönüşmesi, liderin nasıl duracağı, nasıl durursa nasıl bir etki yaratacağı, bütün o propaganda mekanizmalarının yeniden bu sefer medya üzerinden dolayımlanan bir siyaset tasavvuru üzerinden kurulması anlamına geliyor. Nasıl görüyoruz? Mesela bunun hani doğrudan doğruya siyasete, siyasal alana etkisi artık lider seçmene seslenirken ki bu hani yüz yüze bir araya geldi seçim meydanlarında dahi olsa medya tarafından yayınlanmaya haber olmaya değer görülecek bir dille bunu yapmaya başlıyor. İşte sloganlar bu kadar öne çıkıyor. Mesela vaatler ve onların arka planını oluşturan siyaset anlayışı yerine, değil mi? Hani seçmene nasıl bir siyasal ilişki vaat ettiği yerine medyada daha kolay kabul görebilecek, sloganlaştırılmış, sansasyonelleştirilmiş tabii ki. Hani bu kadar mesela Türkiye'de de gördüğümüz aslında seçim süreçlerini, bu kadar birbirlerine yönelik neredeyse hakarete varan ifadelerle hitap eden bir dile dönüşmesinde bunun rolü var. İster istemez hani seçmen aynı zamanda sadece meydanı dolduran kitleler değil, aynı zamanda televizyon ekranları başından ya da gazetelerde ki sosyal medyadan katabiliriz artık siyaseti takip edene dönüştürülmüş oluyor. Bu da siyasetin dilini medyanın diline özdeşleştirmemize yol açıyor. İşte çok basit ifadelerle, değil mi? Hani arka planını dolduran bir siyaset vaadiyle değil, basit, akılda kolayca kalabilen, hatta işte hani mesela gazetelerin gazetecilik öğretirken anlattığım şey budur. Hani 8-10 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği bir dil. Bu ister istemez seçmeni de çocuklaştıran, dolayısıyla bir siyasal aktör olmanın dışına atan bir siyaset tasavvurunu beraberinde getiriyor. Biraz hani buradan yaklaşıyoruz bize. Temel problemi tanımlarken siyaset medyatikleşti. Evet, medya bir yandan siyasetçinin sözünü çok geniş kitlelere ulaştırmasına imkan tanıdı. Ama diğer yandan da artık siyasetçinin dili ve seçmenle kurduğu ilişki bir siyaset vaadinin ötesine geçip medya tarafından dolayımlanan, medya için kabul edilebilir olan, sansasyonel, dikkat çekici, çarpıcı, daha provokatif belki bir dile dönüşmek zorunda kaldı. Biz de bunu gözlemliyoruz tabii. Yani 2018 seçim sürecinde de aslında çok belirgin biçimde gördüğümüz şey bu. Şöyle bir şey var aslında. Hani ister istemez liderin ya da siyasetçinin seçmeni vaat ettiği bir şey var. Bu aynı zamanda bir biz tanımı, bir biz tasavvuru. Bizim kim olduğumuza dair bir şey. İşte biz şanlı geçmişimiz aracılığıyla da tanımlanabiliriz. Biz dinimiz, dinsel bağımız aracılığıyla tanımlanabiliriz. Biz aynı zamanda yurttaşlık bağı aracılığıyla da tanımlanabiliriz. Temel problem belki de hani bizim giderek daha artan bir dozda gördüğümüz, hani herkesin şikayetçi olduğu kutuplaşma, toplumun ikiye bölünmesi meselesi. Bizi ve onları tanımlarken biz ve onlar arasında herhangi bir etkileşimi imkan veremeyecek düzeyde bir kutuplaşma yol açması siyasetin. Erdoğan'ın burada önemli bir rolü var ama tek başına Erdoğan değil aslında. Onu muhalefet eden siyasetçiler de bu kutuplaşmaya katkıda bulunuyorlar. Öyle bir noktaya geliyor ki artık bizden olmayan, hani biz liderin temsil ettiği, partinin temsil ettiği, partiye oy veren seçmenin temsil ettiği bir homojen bütün olarak tasavvur edilirken, ki hani toplumu aslında biz böyle bir homojenlik içinde tanımlayamayız. Çünkü herkes birbirinden farklıdır o toplumda. Farklı gruplar, seçmen grubu da öyle değildir, homojen bir bütün değildir. Böyle tanımlarken bunun karşısına koyduğu onları düşmanlaştıran bir hamaset söylemi içinden,
ve bir tehdit algısı üzerinden kuran bir dile evriliyor siyaset. Hani bunu 2015 seçimlerinde çok keskin biçimde görmeye başladık. 2018 seçimleri de böyleydi. O noktaya vurduk ki artık çok büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Uçurumun eşiğindeyiz. Bu aslında bütün liderler için öyle. Ve bu gidişata dur denilmezse Erdoğan da bunu söylüyor. Yani kendisi tekrar seçilmezse mesela bu şekilde kuruyor. Ama işte muhalefet de hani Erdoğan oradan indirilmezse diye kuruyor aslında. Her koşul altında bu uçurumdan aşağıya düşürecek. Bu ister istemez korku ve panik duygusuyla seçmenin belki belli bir tarafta kenetlenmesine yol açıyor. Ama aynı zamanda bu uçuruma yol açan onları da düşmanlaştıran ve öyle bir derecede düşmanlaştırıyor ki hani bu Erdoğan çok aslında tipik olarak kullandığı bir şey. Her türlü muhalefeti aslında legal siyaset alanının dışına taşımak, işte düşman, terörist, marjinal olarak işaretlemek, darbeci olarak işaretlemek, terör destekçisi olarak işaretlemek. Öyle bir noktaya varıyor ki aslında legal siyaset yapabilecek, legal siyasetin alanında meşru kabul edilebilecek bir tek kendisi kalıyor neredeyse. Bu ister istemez yani bu kadar kutuplaşmış bir söylem toplumsal bağı ortadan kaldıran. Hani onları rekabet edilecek, işte bir şey üzerine tartışılacak ya da hani bir politika önerisine karşı başka bir politika önerisi üzerinden seçim rekabetini sürdürülecek bir konum yerine tümüyle aslında düşmanlaştırılmış, bize karşı tehdit oluşturan bir konum yapıyor. Şimdi benim hani buradaki gördüğüm temel problem bu siyaseti ortadan kaldıran bir şey. Çünkü siyaset ancak aslında birbirini en azından diyaloğun bir tarafı olarak görmeli, eşitler olarak görmeli. Gerçekten yani demokratik siyasetten söz ediyorsak ancak bu şekilde olur. Karşınızda düşman ve sizi ortadan kaldırmaya yeltenen bir odak varsa onunla siyasetin aynasında mücadele edemezsiniz. Ha peki nasıl değişecek? Belki önce bu dilin hani mesela özellikle bunu yani son seçimlere baktığımızda mesela bu kutuplaşma meselesi aslında bütün liderler tarafından. Tam aslında buna geleceğim. Hepsi dile getiriyor. Ya özellikle hani Erdoğan'a yönelten en büyük suçlama aslında toplumu böldüğü, kutuplaştırdığı. Ama kendilerine baktığınızda onlar da başka türlü bir çerçeveden yine aynı kutuplaşmayı kuruyorlar. Dolayısıyla hani kapsayıcı bir siyasetten çok keskin biçimde uzaklaştıklarını görüyoruz. Hep bir onlar var ve bu onlar hep tehdit, bizi uçurumun kenarına getiren olarak görülüyor. Dolayısıyla bizim için bu kadar büyük bir tehdit varsa onlarla siyaset yapamayız. Onları ancak dışarıda bırakarak bir siyaset yapmak mümkündür. Bunun dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun yolu ne olabilir? Mesela dili değiştirmek. Yani gündemi Erdoğan tarafından belirlenen bir seçim kampanyasının aktörü olmamak olabilir. Çünkü onun belirlediği gündem sürekli aslında bu kutuplaşmayı, düşmanlık pozisyonlarını yeniden üreten bir gündem. Ve ona yanıt verdikleri noktadan itibaren de, ki bence İnce de mesela seçimlerde böyle bir hataya düştü. Artık ona yanıt vermek üzerine kurduğu andan itibaren aslında meydanlardaki dilini, gündemi onun tarafından belirlenen bir oyunun aktörü olmaya başlıyor. Oyunun kurallarını kimin belirlediği üzerine bir mesele belki bu. Şimdi böyle bir doğrudan ilişki kurmak çok mümkün değil bence. Hani çünkü seçmen davranışları tümüyle bu taraftan açıklanamaz. Ama şöyle bir gerçek var. Hani ben bunun seçmen davranışını açıklayabilen bir ilke olduğunu düşünüyorum. Aslı varken gidip taklidine oy vermiyorlar. Ya alternatif oluşturabildiği sürece aslında belki onun diliyle konuşmadı. Mesela kampanyasının ilk başında farklı bir yerden kuruyor. Ama sonra belki hani stresi artıyor, öfke dozu artıyor ve sürekli Erdoğan'a yanıt vermeye başladığı ya da ona yönelik eleştirileri ben ve o karşıtlığı üzerinden kurmaya başladığı andan itibaren de bu şeye dönüşüyor. Hani o oyunun bir aktörü olmasına ve belki de hani hani seçimi bundan dolayı kaybetti diyemesek bile aslında belli bir pozisyonun içinde daha etkisiz hale gelmesine yol açıyor diyebiliriz. Tabii şimdi olanakları çok kısıtlıydı. Bir kere hani demir parmaklıklar ardından bir kampanya yürütmeye çalıştı ama Demirtaş'ın bir dereceye kadar bunun dışına çıktığını görebiliyoruz. Yani biz diyor.
Mesela hani benim yaptığım çalışma tabii sınırlı bir alan içinde kaldı. Aslında işte dört büyük dildeki konuşmalarını ve TRT konuşmalarını inceleyerek bir sonuca varmaya çalıştım. Ama bu konuşmalar içinde yurttaş sözcüğünü telaffuz eden lider aslında Demirtaş'tı. Yurttaş sözcüğünü telaffuz etmek şu açıdan önemli. Şimdi eğer siyasal arenayı tanımlayan ilişkiyi haklarla donatılmış bir yurttaşlık pozisyonu üzerinden görmüyorsanız, yurttaş sözcüğünü telaffuz etmeyi bu nedenle önem verdiğimi söyleyebilirim. Bunun ardındaki siyaset anlayışı da aslında var olan o kısır döngünün içine sizi hapsetmiş oluyor. Yani devlet ve yurttaş ilişkisinin demokratikleştirilmesi talebi üzerinden bir siyaset anlayışı. Hadi bunu dile getirmiyorlar mı? Getiriyorlar ama bunun ardalığına baktığımızda aslında gene bir hani biz ve onlar karşıtlığının içine sıkışıp kaldığı için bu ilişki gerçekte demokratikleşme potansiyelini yitirmiş oluyor. Demirtaş'ta mesela biz yapacağız, birlikte yapacağız, ben değil biz varız, hep birlikte var edeceğiz. Sürekli yinelediği mesaj aslında, yani seçmene ulaşabildiği her kanaldan, sosyal medyada bunu da yinelemeye çalıştı. Bu biz, birliktelik hali. Bu önemli. Ama mesela bence hani oradaki onun söylemini kapatan şey yine bu tehdit. Tehdidin dozu o kadar büyük ki, yani bu daha filmin fragmanı, siz asıl 24 Haziran'dan sonra eğer hani bana oy vermezseniz göreceksiniz ya da Erdoğan yeniden seçilirse göreceksiniz dediği noktada tekrar o korku retorinin içine kapatıyor siyasal ilişkiye. Bir felaket senaryosu. Bu felaket senaryosu bence yeniden söylemi kapatıyor. Çünkü öbür tarafta daha büyük bir felaket senaryosuyla karşısına çıkmış oluyor. Ve kendisini de kriminalize eden, hani bu felaket senaryosunun aktörlerinden biri olarak kuran bir yerden karşısına çıkmış oluyor. Mesela problem belki burada ama bunun ötesinde baktığımız zaman bizler birlikte yapma başka bir siyaset anlayışı. Yani ben yapacağım mesela İnce'de gördüğümse, beni seçerseniz ben sizi kurtaracağım pozisyonunun yerine geçebilecek birlikte yapacağız söylemi bence önemliydi. Bunu açan, kıran bir şeydi.